Catherine Taylor-Joy'un başrolünde yer aldığı iki Oscar adaylığını kazanan Scott Frank'in yönettiği bir dizi var. Hatta Frank'in senaryosunu The Witches'ın senaristi olarak sinema dünyasında tanınan Alan Scott'la birlikte kaleme aldığı bir Netflix dizisi. The Queen's Gambit. Hatta son haftalarda en çok konuşulan dizilerden biri. Dikkat! Bu konu fazlasıyla satranç kelimesi içerir. Dizi, Beth Harmon isimli öksüz satranç dehasının 8 yaşından 22 yaşına kadar yaşadıklarını anlatıyor. Bununla beraber dünyanın en iyi satranç oyuncusu olma yolculuğunda madde bağımlılığına karşı verdiği mücadeleyi izliyoruz. Fiziksel olarak çok fazla aksiyonu bulunmayan, tamamen strateji üzerine kurulu bir oyun olan satranç hayatta varoluş mücadelesini simgeliyor. İlk kez yetimhanede bağımlısı olduğu sakinleştirici hapları deneyen Beth, bu hapların etkisiyle zihninde sürekli satranç oynamaya başlıyor. Kazanma hırsı, daha doğrusu zaman içerisinde hırsa karşı geliştirdiği bağımlılığı bu şekilde dışa vuruyor. 64 karelik satranç tahtasında bir nevi kendi konfor alanını yaratıyor ve sınırlarını buna göre belirleyip hayatta kalma mücadelesini bu şekilde veriyor. Satranç ile hiç alakası olmayan izleyicileri bile içine çeken dizinin alameti farikalarından birisi de unutulmaz satranç sahneleri. Satranç terimleri oldukça fazla kullanıldığı bu sahneler, Beth'in hırsı ve tutkusu sayesinde izleyici açısından izlenmesi keyifli sahnelere dönüşüyor. Diyaloglardan ziyade jest ve mimiklerin ön planda olduğunu görüyoruz. Kamera hareketleri ve görsel efektlerin etkisiyle de hikaye akıcı bir şekilde ilerliyor. Sanki satranç uzun bir süredir oynayan insanla aynı pencereden olaylara bakma şansına erişiyoruz. Öyle ki bir sonraki satranç sahnesini dört gözle beklemeye başlıyoruz. Thomas Flight isimli YouTube kanalı ise Harry Mayling'in canlandırdığı Harry Bedlick'le oynadığı satranç oyununu derinlemesine inceliyor. Bir yandan kocaman gözleriyle yakın plan aracılığıyla bize bakan Beth'in kazanma arzusunu görürken, diğer yandan rakibini ilk başta ciddiye almayan, hatta oyuna geç gelerek onu bekleten Harry'nin oyunun sonunda yenilgiyi kabullenişine tanık oluyoruz. Sadece erkeklerin katıldığı turnuvalarda tek kadın olarak yarışan Beth, rakibi Harry'yi yendikten sonra satrancın erkek egemen dünyasında bir fark yaratıyor. Ve önyargıları kırmakta oldukça önemli bir adım atıyor. Ancak kendisini kabul ettirmesi, süregelen cinsiyetçi yaklaşımı yeteneği ve zekasıyla kırması biraz zaman alıyor. Betty'nin Harry ile olan oyununa dönecek olursak, bu sahnenin sinematografik açıdan izleyiciyi tatmin ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Diyalog kullanımının oldukça az olduğu bu sahnede kelimeler yerine bakışlar konuşuyor. Frank, bu sahnede Beth ve Harry arasındaki rekabeti diyalog olmadan izleyiciye yansıtmak konusunda önemli bir sınav veriyor ve bu sınavın altından başarıyla kalkıyor. Taylor-Joy'un oyunculuk performansı, Beth'in hırsını ve satranç dünyasındaki yükselişini başarılı bir şekilde izleyiciye aktarıyor. Kurgusuyla beraber müzik kullanımından güç alan, satrançın ana karakter olarak yer aldığı bu sahneyi izlemek için bile bu diziye bir şans verebilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler.